bahçesi. Ben bunu Ergün Bey'e de söylemiştim. Papazın evini bahçesini düzenlerken Fatma bacının bahçesine bakın. Trakya bahçesi budur. Trakya'nın bir özgün bahçe modeli budur. O modelin yaşatılması lazım. Yoksa Fransız bahçesi gibi düzgün bahçeler Trakya'ya yakışmıyor. Kimse kusuruna bakmasın. Onun için yani tekrar ben Fatma bacıyı katlarım. Hazırlarken bence en önemli şeyi unuttular. Bütün hepsinin dışında ben en çok iftar ettiğim şey Kırklareli Fahri Hemşevi söyleniyor. O benim için en büyük övünç kaynağı. Uzatmayacağım sözü ama Türkiye'de aşağı yukarı 56 vilayette çalıştım. En huzur bulduğum yer Kırklareli. Onun için buraya geldim. Emekliyim ve burada tamamlıyorum. Kendi kıymetini bile çok yavaş ve hiçbir şeyin çok iyi yürümediği bir kent biliyorum. Fakat en huzurlu, en stressiz kent ve en kültürlü kent. Burada olmak benim için de mutluluk. Ben bunu artık kendimi buralı gibi hissediyorum ve bir görev olarak görüyorum. Şimdi efendim ben sözü fazla uzatmayacağım. Çok da canını sıkmak istemiyorum. Daha evvel de bütün konuşmaların Kırklareli'de çok yaptım. Burada bir hesap vereceğim. Yani şimdiye kadar Kırklareli'de biz çalışmaya 1987 yılında ilk defa buraya geldim. 80 yılından beri, daha 79 yılından beri de Trakya'da çalışmaları sürdürüyoruz. Trakya'da yaptıklarımıza ne ortaya çıktı, nedir, niye buradayız? Onu çok kısa olarak da fazla canınızı sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Lütfen değiştirin çünkü buradan değişmiyormuş. Şimdi efendim bir defa her şeyden burası önemli. Haritaya bakıldığı zaman herhangi bir yer değil. Çok büyük kültür coğrafyaları kesişme noktası. Yani bir anda Asya ile Anadolu ve öbür tarafta Karadeniz Havzusu, Akdeniz'e kesiştiği bir nokta. Yani kültürlerin bağlandığı, temas ettiği bir nokta. Böyle noktalar dünyada çok azdır. Bu bölgenin kültür tarihi sadece burası için önemli değil. Bütün bu çevresindeki, interlandındaki bölgeleri anlamak için burada ne olduğunu bilmek gerekir. Ve maalesef de Trakya bölgesi en az yani dünyadaki en az Türkiye'nin değil, dünyanın en az araştırılmış yerlerinden biri durumundaydı. Ve bütün kültür tarihinin sorunlar burada cümlenip doluyordu. Bir takım spekülasyonlara yol açıyordu. Bu nedenle burada hani ne vardı sorusu, burada ne diyor sorusuyla buraya geldik. Değiştirelim. İlk başta 1979-80 yılında burada başladığımız zaman benim esas çalışmalarım Güneydoğu Anadolu'daydı. Doğu Anadolu'daydı. Başlamamızın benim ilgilendiğim dönem Neolitik, yani buranın ilk üretim dönemi. Ve o zaman en çok tartışılan soru da Avrupa'da üretim toplumları Anadolu'dan bağımsız mı başladı yoksa Anadolu'dan mı geldi sorusu vardı. Bunun düğüm noktası Trakya'ydı. Ve dedi ki Trakya'da araştırma bu seneki kısa bir araştırma yaparsak bu sorunun çözümünü bulur, hemen buluruz. Kolay, yani büyük bir kültür sorununa çok kısa bir çözüm buluruz dedik. Ya burada Anadolu malzemesi gelecek ya Avrupa malzemesi gelecek. Ona göre de sonucu alırız dedik. O zamandan beri hala buradayız. Tam sonucu alamadık ama gördüğümüz bir şey vardı. Korkunç bir tahribat vardı. Her yer her an tahrip oluyordu. Ve bütün buradaki kültür varlıkları hiç belgelenmeden, hiçbir arkeologla elde edilmeden yok olup gidiyorlardı. Bu bölgede ilk çalışmalar Bulgar işgali zamanında başlamış. Bulgarlar, daha doğrusu ilk Rus işgalinde Ruslar arkeologlarla geliyorlar. Bulgar işgalinde, Bulgar arkeologlar bu bölgede tespit yapıyorlar. Daha sonra burada uzun süre kimse bulunmuyor. Atatürk zamanında Atatürk'ün emriyle ve zorlamasıyla bir kısa süreli bir çalışma yapılıyor. Ondan sonra uzun süre askeri bölge olduğu için pek arkeologlara kapatılıyor. Halk evleri ve köy enstitüleri zamanında bir canlanma var. Ama ondan sonra Trakya Türk arkeolojisine unutuluyor. Lütfen. Değiştiriyor. Özellikle mesela bir buna örnek olarak göstereyim. Bu Tekirdağ'daki Toptaköy'ü, Trakya'nın en büyük köyüydü. Bu iklim çağından yani milattan 3000'lerden kalan bir öğüttü. Her zaman da bir höyük örneği göstermek için öğrencilerimizden buraya İstanbul'a yakın olduğu için işte bir höyük nedir, höyükleşme nedir anlatmak için her sene öğrencilerimden gidiyordum. Bir sene ben rahatsızlandım, öğrencileri götüremedim. Lütfen değiştirelim. Sonra gazetede şu ilanı gördüm. Toptaköy'ü bir sene içinde bu hale gelmişti. Reklama koydu. Hiç belgeleme olmadan öğrenmek gitmişti. Hemen koşarak gittik. Şu öndeki lütfen. Burundaki yer. Sadece orada ufak bir alan kalmıştı. Neyse onu daha sonra döneceğim. Ama bütün Trakya'da gördüğünüz manzara buydu. Hiçbir tefsir belgeleme yapılmamıştı. Trakya'nın özelliği özellikle tümülüsler yani mezar tepeleri koruma altına alınanların sayısı çok az. Alınanlarda bile işte gördüğünüz bir taraftan sürülerekten gerek yumuşalıp gidenler. İşte tören platformu, askeri tören platformu olanlar, taş ocakları, kum ocakları, Toptan bu bölgedeki her şey gittiği için bu bölgede lütfen değiştirelim. Veyahut da kötü niyetten olmasa bile defineciler sürünerekten, yani bu görselde gördüğünüz soldaki tepe iyi kötü duruyor, sağdaki her sene sürüle yok olma aşamasında gibi olaraktan topyekun bir kültür katliamı vardı açıkçası ve hiç, çoğu da kötü niyetli olmayan şeysi vardı. Kimse bundan farkında bile değildi, ayırdığında değildi. Bu nedenle Trakya'da ayrıntılı bir belgeleme çalışması yapmaya karar verdik lütfen. Ve 1980 yılından 86 yılına kadar aşağı yukarı Trakya'nın birçok kesmini yürüyerek öğrencilerimizden dolaştık. 3 güne yakın yer sapladık. Bizi beni ilgilendiren dönemler aşağı yukarı 600 kadardı. Bunları o dönemki imkanlarımızdan belgeledik ve en azından kültürel dağılım haritaları çıkartmaya başladık. Tabii yüzey belgelemesi bir araya kadar, bir ölçüde yeterlidir ama bilimsel sonuç almak için gayet tabii yeterli olmuyor. Bundan sonra da gazetelere dair bu işi kuvvetlendirmeye çalıştık. Lütfen değiştirelim. Tek bir İstanbul Üniversitesi ekibi olarak da yapabileceklerimiz çok sınırlıydı. Ama bugüne gelindiğinde en azından Marmara Denizi'nin etrafındaki kazıların sayısı göreli olaraktan arttı. Yani şu ana kadar mesela Trakya'da toptan kazılmış, bizim Türkiye Trakya'sında 3 tane neolitik yerleşme oldu. Bir karşılaştırma olmasını şunu söyleyeyim. Sadece Bulgaristan'da kazılmış neolitik yerleşme sayısı 300'dür. Tüm Trakya'da bizim bildiğimiz 3 tane. Trakya'da kazılmış ilk 3 ay yerleşmesi bir tanedir. Bulgaristan'da 282 tane gibi şeylerden. Bu da kültür tarihine ne kadar değer verdiğimizi bir ölçüde gösteriyor. Ve bu kadar kritik bir yerin bilgisinin bu şekilde yok olması gayet de üzücü bir şey. Burada şunu da uygulamak lazım. Hepimiz kültür tarihimizin ne kadar zengin olduğuna övünürüz. Ama kültür zengin, kültür varlıklarına sahip olmanın getirdiği bir sorumluluk vardır. Bu da uygarlığın belliğinin korunması, bunun getirdiği bir sorumluluk, yükümlülük olduğu da pek aklımıza gelmiyor lütfen. Şimdi efendim bu tabloyu özellikle koydum. Neyi, yani bu aradan, biz burada başladı 21 yıl geçti. Neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz? Bu tabloya bakarsanız, uygarlık tarihi uzun bir süreç. Yani hepimizin aklında sadece son birkaç bin yılın büyük kültürlerin olduğu dönemler değil ama uygarlık tarihi açısından baktığımız zaman bu tabloda ne kadar vahim durumda olduğumuzu, kazı yapılan ve kazı yapılmadan bilinen yerlerde topladığımız zaman çok önemli boşluklar var. Bütün bu süreci ben hepsini anlatacak değilim ama kısaca üzerinden geçeceğim yerler var. Ama buradaki soru işaretli yerler sadece az evvel belirttiğim gibi sadece bu bölgenin kültür tarihini, Kırklareli ya Trakya'nın kültür tarihini ilgilendirmiyor. Bunlar uygarlık tarihinin, insanlık tarihinin önemli basamakları. Bunları burada bilmemekte bir yerde sanıyorum ki hepimizin ayıbı hali gelebiliyor. Tuhaf bir şekilde neolitik dönemi biraz daha iyi biliyoruz. Ondan sonra boşluklar var ve bu tabloyu daha yakın zamanlara kadar getirirsek bu boşluklarda daha vahim hale geliyor. Örneğin mesela Trakya'da Osmanlı dönemine ait şu anda sanıyorum ki Edirne Sarayı kazısı dışında hiçbir kazı yok. Osmanlı'ya başka bir yapmış. İstanbul'un burnunun dibindeki bir bölgeden söz ediyoruz. Bu tablo benim için çok acıklı bir tablo. Lütfen devam edelim. Biz sadece kazı, arkeolojik yerleşim, herkes çanak çömlekle uğraşıyor. Cavit Başkan her zaman bana çanak çömlek der. Biz sadece çanak çömlekle uğraşmıyoruz. Başbakan dediği gibi çanak çömlek değil bizim amacımız. Biz geçmişe bir bütün olarak bakıyoruz. Yani insanların yaşadığı doğal çevre ortamı, insanların beslenmesi, teknolojileri de bizim içimizde aramıştı. Ve bir geçmişten dünyada sürekli olarak her şey değişiyor. Nasıl insan değişiyor, teknoloji değişiyor, yaşadığımız doğal çevrede sürekli olarak değişiyor. Onun için geçmişi anlamak için önce doğal çevre ortamını, doğal çevredeki değişiklikleri de inceliyoruz. Yani iklim modelleri, hayvan türlerinin değişmesi, bitki örsünün değişmesi ve kültürden çevreyi içiyoruz. Onun için bu tabloyu getirdim. Yani bundan 15.000 sene evveline giderseniz, 16.000 sene evveline giderseniz, yani buzul dönemi diye kitaplarda geçen dönemde ne topografyanın ne kıyı şeritlerinin böyle olmadığını görürsünüz lütfen. Bu nedenle biz birlikte olarak da zoologlarla, jeoarkeologlarla, jeologlarla da birlikte çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımız sadece çanak çömleği inceleyen, mimariyi inceleyen arkeologlar değil, tüm doğal çevre uzmanları ile birlikte bu bölgeyi, çünkü Marmara bölgesi anlamak için Boğaz'ı öğrenmek lazım. Boğaz'ı anladığımız zaman da bütün bu kültür ilişkileri değişiyor. Bunu da yani bir şey diye getiririm. Yani çünkü burası Karadeniz Havzası'nın Hazar'ı, Akdeniz, Ege'yi bağlayan bir bölge ve bu bölgede olan bütün kültür ilişkileri de bunlarla birlikte sürekli olarak değişiyorlar. Bütün bunlar da bizim çalışma alanımız içine giriyorlar. Son zamanlarda İstanbul'daki Metroray, Marmaray projesi bize çok önemli bir katkıda bulundu. O da bizim proje kapsamımızda zaten orada çalışıyorduk. Sağ üstteki görselde gördüğünüz gibi buradaki kesitlerdeki mesela Eskidere ve yatağının denizin seviyesinin değişmesiyle ilgili bize kültür tarihiyle doğal çevre ortamının değişmesini bir bütün olarak görmemizi sağlayan somut verileri bir birleştirici bir anahtarı da Yenikapı kazılarında özellikle Metroray'da İstanbul Müzesi'nin çok başarılı yürüttüğü çalışmalardı. Bunları da burada öğrenebildik ama bizim diğer çalışmalarımızda da bir yapbozun parçaları gibi bunları birbirine ekleyebiliyoruz lütfen. Şimdi efendim en uzak geçmişe gittiğimiz zaman biliyoruz ki insanların çıkış noktası Afrika. İlk insan Afrika'dan çıkıyor ve giderekten bütün dünyayı evlendi. Yani dünyanın insanlaşması dediğimiz süreç. En eski atalarımızın da burası geçiş yolu üzerinde. Yani Avrupa'ya gitmesi için Avrupa'ya yayılan ilk insanın buradan geçmek zorunda. Başka bir seçeneği yok. Ve bunun da en az Avrupa'daki verilerden, Kafkas Dağları'ndaki verilerden 1.850.000 evvel insanların buradan geçmiş olması gerekiyor. Bunun kanıtlarını Sırbistan'dan biliyoruz, Yunanistan'dan biliyoruz ama maalesef bu bölgede insanlar geçerken ne iz bıraktılar, burada ne vardı pek fazla bilgimiz yok. Lütfen. Bununla ilgili elimizde Trakya bölgesine, yani Trakya genel, burada Kırklareli değil, Trakya'da genel bir değerlendirme yaparsak şu ana kadar Trakya bölgesine rastladığı en eski bulgular Tekirdağ bölgesinden, yatak mevkiinden yüksekte. Burada Afrika'dan bildiğimiz çaytaş aletleri biliyoruz. Yani bundan daha ve aşağı yukarı 1.600.000 yılları civarı falan olması gerekiyor lütfen. Ve diğer bir buluntu yerimizde yine İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün hemen yakındaki Yarımburgaz mağaraları. Burada da 1986 yılında bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmada da lütfen değiştirelim. Öğrencilerden yaptığımız bir kazı çalışmasıydı. Çok tahrip olan bir mağara, definecilerin ve özellikle film ekiplerinin yoğunla tahrip ettiği, hatta dinamitle attığı bir mağaraydı. Bir kurtarma kazısı başladık lütfen. Ama buradaki eksiklerde elde ettiğimiz sonuçlar bize yine bir doğal çevre ve kültür anahtarını bize verdi. Aşağı yukarı 600.000 yıllarına kadar inen bir süreci burada gördük. Şimdi bu kesiti özellikle koydum. Ne yaptığımızı belki bizim toprak profili dediğimiz, toprak kesiti dediğimiz şeyler daha anlamlı o hale geliyor biliyor. Örneğin burada her gördüğünüz renk farklı renk katmanı, toprak katmanı, farklı bir iklim döneminde oluşan, mesela alttaki açık renkli toprak, soğuk ve kurak bir dönemin toprağı. Onun üzerinde daha yağışlı dönemin topraklarından geldi, rüzgarın etkisinden geldi. Farklı iklim değişmelerini bize ve içinde bulunan aletlerden birlikte bize kültür tarihiyle geçmişi birleştiren bir anahtarı bize Yarımburgaz'da verdi lütfen. Ve burada da yine aşağı yukarı 300.000 ila 600.000 yıllar arasında tarihlenen yine Afrika'da Olduman'dan bildiğimiz alet tiplerini gördük. Yani insanların buradan geçtiğiyle ilgili veriler var ama maalesef Kırklareli'de bunları hiçbir şekilde rastlamadık lütfen. Daha sonraki dönem ikinci bir insan göçü vardı. Bunlar Erektüs dediğimiz türün. Ondan sonra gelenlerin izlerini yine İstanbul civarında Boğaz çevresinden tanıdığımız Dudulu civarı özellikle bildiğimiz aletlerle insanların buradaki en azından teorik olarak geçtiğini bildiğimiz insanların kalıntılarını görebiliyoruz lütfen. En sonunda bizim Neandertallerden sonra gelen Homo sapiens yani bugünkü insan ırkının yayılımı gene buradan oluyor. Hatta burada çiftlerin bir gidişi bir de geri dönüşü vardır. Bunlarla ilgili aletleri de gene özellikle Karadeniz kıyı şeridi üzerindeki ki bugün maalesef havaalanı olarak yapılan darbede bunlar daha küçük teknolojik olarak gelişmiş aletlerdir. Avcı balıkçı toplulukları lütfen. Böyle kıyıdaki kumulların üzerinde zaten bunlar balıkçılığın ağırlıklı olduğu şeyler ve maalesef bunların da bugün hepsi yeni havaalanı inşaatı, 3. köprünün otoyolu ve sanırım ve Çalık'ın kanal projesiyle bunlar da bugün geriye bir şey kalmıyor. Bu Karadeniz kıyı şeridindeki araştırmaları Telkos'a kadar getirebildikti. Telkos'un daha batısına geçemedik çünkü arazi müsait değildi. Ama aynı kültürün devamını Bulgaristan civarından biliyoruz fakat Kuzey Karadeniz'den çok iyi bilinen Karadeniz çevresine ait bir kültür. Ama bunlarla tarım topluluklarını evvel M.Ö. 12.000'den 7.000 yıllar arasında Trakya'da yaşadığını, Trakya'da bulunduğunu bildiğimiz bir kültürün izleri. Bundan sonra benim esas uğraştığım bilgi alanı, uzmanlık alanıma giren bizim bilimiz diyoretik dediğimiz ders kitaplarında hala cilalı taş devri diye geçen tuhaf bir terimdir. İnsanlar taşları cilalamıyorlar ama cilalı taş devri yani yeni taş devri diye geçen. Başka bir açıdan baktığımız zaman insanların tarıma, üretime geçtiği, yerleşik köy yaşamına girdiği, teknolojilerin değiştiği bir yaşam dönemidir. Bu Anadolu'da başlıyor. İlk defa bu bölgede başlamıyor. Bunun 10.500 yılları civarında Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu bazı kesimlerde başladığını, tamamen yeni bir sosyal düzenin kurulduğunu, yani besin üretimine dayalı yerleşik yaşamın, sadece beslenmeleri değişme, buğdayın, arpanın, çavdarın tarıma alınması, koyunun, keçinin, sığırın, domuzun tarıma alınması değil, bunun getirdiği sonuçta bütün aile düzeni, mülkiyet hakkı, sosyal ilişkilerin hepsi değişiyorlar. O bir zamana kadar oluştuğu bölgede kalıyor ama daha sonra dünyaya yayılarak da küresel bir model haline geliyor ve bunu yayılım yolu üzerinde gene burada haritada gördüğünüz gibi Trakya çok önemli giriş bir nokta. Bir yerde burasını Anadolu'nun yakın doğu uygarlıklarının taşrası olarak tanımlayabiliriz ama Avrupa uygarlıklarının yeniden biçimlendiği bir çekirdek bölgedir. Yani Trakya'da elde ettiğimiz sonuçlar bizim Anadolu'da gördüklerimize göre bir taşradır. İkinci bir gelişmedir. Ama burada yeniden bir biçim almıştır. Yeniden bir biçim kazanıp bütün Avrupa'ya buradaki modele gitmiştir. Bu nedenle de Avrupa uygarlıklarının çekirdeği olarak burayı düşünebiliriz. Lütfen. Burada bir karşılaşma var. Yani Güneydoğu'da buradaki hem zaman dilimlenmesi hem de kültürel oluşumlar doğudan bir farklı gidiyor. Burada farklı basamaklardan gidiyor. Ama bu bölgenin az evvel de belirttiğim gibi önemsiz olduğunu değil, bu bölgenin bundan sonraki bölgeler için çok kritik bir önemi olduğunu göstermek için bunu da buraya koydum lütfen. Şimdi bu modelin esası nedir? Üretim toplumudur. Yani burada gördüğünüz bazı hayvanların ve bitkilerin işte özellikle buğday burada, mercimekgiller, baklagiller, arpa, çavdar da geliyor daha sonra. Ama koyun, keçi, sığır ve domuzun evcilleşmesi, bunların hepsi evcilleşmesini uzun zaman alan, bunların yabani türlerden evcil türlere dönüşmesi uzun bir süreçtir. Ama bu yakın doğu ve Anadolu'da gerçekleşiyor. Bu bölgeye tamamen tarıma alınmış, bugünkü haline dönüşmüş olarak türler geliyorlar. Kazılarda da yaptığımız bulgularla da buraya hangi tür buğdayın geldiğini, yani emer buğdayının, durum buğdayının geldiğini, hangi arpa türünün geldiğini, zaten bugün artık biyogenetik arkeoloji dediğimiz arkeoloji, alt türlere kadar tanımlama olanlarını da bize veriyor. Gelen sığırın, yerli sığır, buradaki arpanın yerli sığırının değil, Güneydoğu Anadolu'daki sığırın evcilleşerek geldiğini görüyoruz. Domuzun buraya yine, domuz değil, Anadolu domuzu buraya geliyor. Buna gibi bütün bu şeyleri izleme imkanını bulabiliyoruz lütfen. Bundan beraber ne geliyor? Yeni bir inanç sistemi geliyor. Yani yeni yaşam biçimini getirdiği yeni bir inanç sistemi geliyor. Bu tamamen figüratif şeylerden giren, herkesin bildiği Çatalhöyük örneğini koydum. Ama çanak çömlek teknolojisi, yani kapkacak geliyor. Çanak çömlek, sadece çanak çömleğin kırıklığı, yani müzelik bir malzeme olarak bakmamak lazım. Yeni bir beslenme alışkanlığı, yani pişmiş aş, sulu aşa dayalı bir beslenme etkisi geliyor. Daha evvel tamamen ateşte kızartılan yemeğin yerine sulu aş kavramıyla yeni bir yemek, yeni bir beslenme usulü geliyor. Depolama geliyor, fermantasyon, yani mayalı yiyeceklerin girmesi ve tamamen yaşam biçiminin değişmesi ve bunu ilk değirmenlerde alta gördük, bizim öğütme taşı dediğimiz buğdayın öğütülmesi ve bundan beraber tamamen yaşam, bütün birimlerinden birlikte tarlanın mülkiyeti, aile hukuku, bütün bunlardan yeni bir düzenin buraya geldiğini biliyoruz. Lütfen. Bu modelin yayılması bugün 1950'lerden beri dünyada çok tartışılandır. Yani çiftçi yaşamı, çiftçiliğe dayalı yaşam neden ve nasıl bütün dünyaya yayıldı? Bağımsız gelişme modellerim vardı. Bir göçlenme oldu. Bilgi ve teknoloji aktarımıyla mı oldu şeklinde tartışmalar vardı. Marmara bölgesinde yaptık ki burada az evvel de belirttiğim gibi bütün Avrupa'daki gelişmeyi anlamak için Marmara bölgesi kritik bir öneme sahipti. Burada son yaptığımız gelişmelerle buraya tek bir göçün gelmediğini, buraya çiftçilerin tek bir göç halinde gelmediğini, farklı zamanlarda farklı kültürlerin buraya bölgeye geldiğini öğrendik. Bu bizim çok heyecan verici. Bunu anlamamız ve bizim algılamamız da zor oldu. Bir göçün Göller bölgesinden Sakarya Vadisi üzerinden Doğu Marmara'ya geldiğini ve Doğu Marmara İstanbul civarına geldikleri zaman daha evvel sözünü ettiğim buradaki yerli topluluklarla karşılaştıklarını, yani balıkçılıkla geçler, avcılıkla geçler topluluklarla karşılaştıklarını ve iki gruba bir süre birlikte kaynaşarak yaşadığını ama o göçün burada durduğunu öğrendik. Bunu nereden biliyoruz? İstanbul'da Fikirtepe kazıları, Pendik, Yarımburgaz, Yenikapı kazıları ve Anadolu'da yapılanlardı. Bunu bize gösterdi. Burada yeni bir kültürel oluşum, yani yerel toplulukların bütünleşmesiyle farklı bir kültürel oluşum olduğunu gördük. Buna karşılık batı kısmında Marmara'nın, ki Ege bölgesinde dahil, Menderes Havzusu üzerinden gelen göç dalgası, çiftçilerin göçünün yavaş Ege'den kuzeye doğru çıktığını ve bunların Ege kıyılarından kısmen Bulgaristan'dan Balkanlara girdiğini, bir kolunda bizim Trakya'ya, buraya Kırklareli'ne kadar geldi. Yani bizim Aşağıpınar'da gördüğümüz kolu oluşturuyorlar. İkisi de bunlar iki grupta çiftçiler. Fakat çıkış zamanları ve çıkış yerleri Anadolu'da farklı. Onun için farklı esas temeli aynı olmakla birlikte, çiftçi ve yerleşik olmakla birlikte farklı kültürel şeyleri getirdiğini gördük. Yani bizim Aşağıpınar'da bulduğumuz bulgular, Aşağıpınar kazılarıyla ortaya çıkanlar, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan bildiklerimizden birebir aynı, ya Batı Ege'yle aynı. Ama İstanbul bölgesi tamamen farklı. Biraz sonra bunları birazcık üzerine durmaya çalışacağım. Lütfen. Şimdi mesela Kuzey bölgesidir. Yani Doğu Marmara'ya bildiğimiz yerler, işte kazıyla bildiğimiz yerler. Enez'de, Kocaçeşme, burada daha evvelden kazıyı yapmıştık. Aşağıpınar özellikle ve Uğurlu. Doğu Marmara'ya bildiğimiz yerler ise İstanbul'da Pendik, Fikirtepe, Barçın gibi kazı yerleriyle, Yenikapı bir yerlerle Güney Marmara'yı tanıyoruz. Bunlar da kızlardan, küçük resimlerden bunları da buraya koymaya çalıştığımızı söylüyorum. Ne fark var iki kültür arasında? Özellikle mesela bunlar üzerinde fazla durmayacağım ama bizim Aşağıpınar ve Balkan bölgesinde daha çok kırmızı renkli kapları ve tercih ediyorlar. Farklı bir fırınlama teknolojisidir. Kullandıkları aletler farklıdır. Kuzeye çıktığımız zaman ise gene kullanılan aletlerin farklı, yani gerek alet teknolojileri, gerek kullandıkları kapkacak birbirlerine çok farklı iki grubun olduğunu görüyoruz lütfen. Mesela inançla ilgili şeyler dedi. Fikirtepe bölgesinde, yani Doğu Marmara'da kült kapı dediğimiz, yani törenlerde kullanılan kaplar daima bezemeli, ayaklı, dörtgen kutular şeklindedir. Ama bizim bölgemizde, Trakya'ya geldiğimiz zaman aşağı sol alttaki gibi üçgen biçimlidirler. Gene bezemelidir, ayaklıdırlar. Aynı işlevlidir ama tamamen birbirlerinden farklı. Yine Trakya bölgesindeki inanç sisteminin betimlemeleri, figürleri birbirinden farklıdır. Marmara bölgesinde ise biraz daha etli butlu, biraz daha farklı türler, farklı bir betimleme anlayışı gözüküyor. Yani iki tarafın sadece kullandığı teknolojiler değil, iki tarafta aynı besin kaynaklarından geliyorlar ama kültürün çok farklı olduğunu yani bir yerde Büyükçekmece yönünde itibaren bir kültürel sınırın varlığı ortaya çıktı. Bu da son yıllarda bizi çok şaşırtan ve heyecanlandıran şunu gösterdi. Çünkü buraya gelen ilk çiftçiler Kırklareli bölgesine geldiğinde boş bir alana giriyor. Burada yerli Kırklareli içinde yerli o zaman ilk topluluklar yok. Boş bir alanda başka türlü yayılıyorlar. Ama İstanbul bölgesine geldiklerinde yerli topluluklardan karşılaştıkları zaman ise kaynaşarak orada o göç dalgası kalıp duruyor. Lütfen. Yine Doğu grubunun, yani Sakarya üzerinden gelen grup mezarlık derinliğinden geliyor ve ölüleri yerleşmenin içinde, yerleşmenin evlerin taban altına ya evlerin arasında gömüyorlar. Mesela Pendik'teki yapılan, işte yine bu Marmaray projeleri sırasında yapılan kazıda 160'a yakın iskeleti rastladık. Bunu hemen hemen bütün yerleşmelerde, Fikirtepe'de, Yenikapı'da çok sayıda mezarı birlikte görüyoruz. Ama Batı grubunda, yani bizim Aşağıpınar'da dahil olarak da mezarları ortalıkta yok. Ne yaptıklarını bilmiyoruz, öldüklerini biliniz. Ama mezarları ne yaptıklarını bilmiyoruz, hiç rastlamıyoruz o yüzden. Lütfen. Mesela Yenikapı'daki ilginç bölümlerden biri de orada bataklık ortamında olduğu için ahşabı da çok iyi korunduğunu biliyoruz. Yani iskeleti örten ahşaplar ve iskeletin üzerine yatırıldı. Kullandığı ahşap eşyalarla birlikte ve özellikle DNA araştırmaları, genetik araştırmaları için çok iyi veriler veriyor. Ama maalesef bizim Trakya bölgesinde ölülerin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok lütfen. Yine bu çeşitlere ve ölü armağanları geleneği, özellikle Doğu Marmara'da ölülerin yanına bırakılan armağanlarla, üre hediyesi dediğimiz hediyelerle çok zengin bir bulunç topluluğunda bize veriyorlar. Hemen hepsi hokkabiyatı, bazen ikinci gömüler var. Farklı göre gelenekler. Bunlar daha çok Orta Anadolu'dan, Konya bölgesinden tanıdığımız mezai geleneği bu. Yani bir yerde Konya bölgesindeki bir tarım toplumunun önce Gölcükler bölgesinden geldiğini, oradan Sakarya'dan İstanbul'a doğru çıktığını biliyoruz. Bizi buraya gelenler ise ölü gömme adetini, yani mezarlık geleneğini dışarı atıp çıkartmış olan, daha çok Güneydoğu Anadolu'dan gelen, oradan Ege'ye geçen, Ege'den Kuzey'e gelen bir grup olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunların bu dönemle ilgili ilk yaptığımız kazı çalışması Enez'de Kocaçeşme'ydi. Bunu Trakya'daki ilk yaptığımız kapsamlı kazılardan biriydi. Yarımburgaz'dan sonra Enez'in hemen girişine yakın, oradaki Yenice köyünün yakınındaydı. Ve burada ilk defa zaten ilk bir Anadolu kolonisi olduğunu, bir Surlan şehrinde bir ufak bir yerleşme ama Anadolu'dan gelen çiftçilerin gerçekten bir koloni yerleşmesi gibi kurduğunu orada gördük. Burada ilk defa bir Avrupa toprağında gerçek anlamda bir Anadolu çiftçi toplumunun kurduğu bir yerleşme modeli karşımıza çıktı lütfen. Ve yerleşmeyi kalın bir taş surla çevirmiştim. Üzerinde ahşap direkleri olan ama mimari geleneğinden tamamen Ege kültürlerini, Ege'den tanıdığımız, İber bölgesinden tanıdığımız, hatta Kıbrıs'tan tanıdığımız kültürlerimize yansıtıyor lütfen. Ve orada da zengin bir bronz topluluğu gördük. Aşağıpınar'da daha sonra Aşağıpınar'da göreceğimiz tipler ama Enez'e kazının en ilginç taraflarından biri. O deniz kenarında Enez'in havzasına oradaki batak ortama girdikleri zaman beslenmeye deniz ürünlerinin çok yoğun olarak girdiğini, özellikle yumuşakçaların yani deniz kabuklarını yoğun olarak topladıklarını ve beslenmeye buna katıldığını da yani Anadolu'dan gelen taban tahıla ve bakvegillere dayalı beslenmenin yanı sıra deniz ürünlerinde beslenmeye girdiğini ve hatta konserve edilerekten saklanabildiğini de orada gördük. Bu şimdiye kadar bilmediğimiz bir şeydir lütfen. Bununla ilgili hepinizin bildiğimiz Aşağıpınar kazı, yani Kırklareli'nin hemen kentin içindeki Aşağıpınar mevki. Biz de 1980 yılında yüzer aşmalarına bulmuştuk. Bulduğunuz zaman şu sağ alttaki görselde olduğu gibi düz bir tarla görünümündeydi. Daha sonra giderekten kentin altında kalmaya başladık. Oradaki pınarın Aşağıpınar'daki su kaynağının etrafında kurulmuş ve Haydarilerin bu cebacına kurulmuş bir yerleşmeydi. Lütfen. Ve orada bize yerleşmenin sık sık yer değiştirdiğini gördük ama bize çok uzun bir süreci yani M.Ö. 6200 yıllarından itibaren aşağı 1500 yıllık bir dönemi kesintisiz olarak verdi ve Aşağıpınar'ın verdiği en önemli avantajlardan biri